Dostlarım merhabalar. Yeni bir videodan selamlar. Şimdi bugünkü konumuz İtalya olacak. İtalya'dan biraz bahsedeceğim. Geçen hafta resmi kurumların web sitelerinde açıkladığı bilgilere dayanarak ben size bu videoyu çekiyorum. Orada paylaşılan olay şu. İtalya'nın bazı köylerinde, açıklama kısmında paylaşacağım. Görüntülerini de sağda solda bir yerde paylaşırım bu köylerle ilgili. Görürsünüz. Aşağı yukarı 10-11 civarında köy var. Bu köylere insanları dışarıdan getirip nüfusunu çoğaltmak istiyorlar. Bu aslında bir proje. Bunu deneyecekler. Eğer bu İtalya'da tutarsa Avrupa'nın diğer ülkelerine de aynı şekilde uygulayacaklar. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli bir durum değil. Avrupa dışından da alacaklar. Şartları şu. Yani siz eğer 18 ile 40 yaş aralığındaysanız bu projeye başvurabiliyorsunuz. Diğer bir şartı da 3 yıl seçmiş olduğunuz köyde yaşamak zorundasınız. Bir de üste para verecekler size. 28 bin euro civarında bir para verecekler. Devlet direktmen hesabınıza geçirecek o parayı. Yani taksit de vermeyecek. 28 bin avro para hesabınıza geçmiş olacak. Siz bunu aldığınız zaman ne yapmak zorundasınız? Orada bir iş yerine harcamanız lazım. Hali hazırda olan bir iş yeri olabilir ya da kendi alanınızda bir iş kurabilirsiniz orada. Bu parayı sadece ona harcamanız lazım. O şekilde veriyor ve 3 yıl kalma şartıyla. Peki 3 yıl kaldıktan sonra ne olacak? Bunların hesabına göre diyorlar ki İtalyanlar, ya 3 yıl kalırsa adam zaten çoluk çocuğa karışır. Orada bir aile kurar. Oradan da ayrılmaz. Aslında hesapları onların metropol şehirlere göçü engellemek. Daha çok kırsala insanları yönlendirmek ve o kırsalda nüfus yoğunluğunu artırmak. Çünkü şehirlerde yoğun bir nüfus olduğu için bunun önüne geçmek istiyorlar. Böyle bir çare düşünmüşler. Bundan evvel aslında Avrupa Birliği içerisinde yapılan bir uygulamaydı. İtalya yaptı bunu. Bir avroya bir ev veriyoruz demişlerdi bu kırsal kesimde olan, köy kesiminde olan yerlerde insanları teşvik etmek için. Fakat tam bir fiyasko oldu. Yani fiyaskodan kastım, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hiç kimse talep etmedi. Yani gidip de ben gideyim kırsalda yaşayayım, bir avroya ev veriyorlar falan. Bunu pek tutmadılar. Yani kimse başvurmayınca da baktılar ki ya bu işin sonu yok. Biz ne yapalım? Bari belli bir bütçe ayıralım. Parayla insanları teşvik edelim. Buna yönlendiler. Bu birkaç gün içerisinde tamamen işte şu an netleşti. Fakat hani bunu aşama aşama neler yapmanız gerektiğini ilerleyen zamanda o resmi kurumlardan ben araştırdıkça burada paylaşmaya çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim. Gereken şeyler, dediğim gibi 40 yaşına kadar olanlar ancak başvurabiliyorlar. 3 yıl kalmak zorundasınız. Ve 28 bin avroyu orada bir iş yerinde ya da hazır olan bir işi kurmanız lazım. Bu şartlarla veriyorlar. Nasıl başvurabilirsiniz? İki tane yolu var öğrendiğim kadarıyla. Bunu tabi detaylandıracağız. İlerleyen zamanda daha net bilgiler geldiği zaman buradan paylaşacağım. Gördüğüm benim iki tane seçenek var. Adamlar diyorlar ki ya firma açacağım bir tane ya da orada hazır bir yeri alacaksın. O zaman bu fona başvurabiliyorsun. Yani bu 28 bin avroya başvurma hakkı kazanıyorsun o zaman. Firma açınca ne oluyor? Oradaki bir kurulu mekanı, işletmeyi aldığınız zaman ne oluyor? Siz iş vizesine başvurabiliyorsunuz. Başvurduğunuz andan itibaren de size iş vizesini veriyorlar hemen. O iş vizesiyle geliyorsunuz. Kendi oturumunuzu İtalya'da kendiniz almak zorundasınız. Böyle de bir şey var. Onu da söyleyeyim, kimse size davetiye göndermeyecek. Bunu da bir zahmet siz yapın yani. Gideceksiniz. Orada oturum izninizi de alacaksınız kendiniz. Ondan sonrası zaten orada 3 yıl yaşayacaksınız.
bulunan ülkede, yani ülkenin köylerinde 3 yıl kalmak zorundasınız. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Peki 3 yıldan sonra biz ne yapabiliriz? Hani bizim kafamıza sarmadı orası. Kardeşim, gitmek önemli. Bakın ben her zaman her videoda söylüyorum. Ya bir gidin, hangi ülke olursa olsun, Avrupa'nın hangi ülkesi olursa olsun bir gidin abi. Gittikten sonra zaten gelişecek. Bazı şeyler yeşerecek. Bazı şeyler daha iyi olacak. O yüzden gitmek önemli. İtalya'ya gittiniz, 3 yıl kaldınız. Beğenmediniz. O zaman gidersiniz büyük şehirlerine. En azından oturum izniniz oluyor. Hadi parasını da geçtik. Oturum izninizi alıyorsunuz. Avrupa'nın herhangi bir ülkesine de gidebiliyorsunuz. Bakın, hatırı sayılır DNC'de sayıda insan alacaklar. Bunu Avrupa'dan hiçbir kimse gidip de köyde yaşamaz. Bak bunu söylüyorum. Kimse yaşamaz. Deniyorlar, olmuyor. Adam başka şeyler arıyor artık. Avrupa insanı doymuş bazı şeylere. Adamlar artık Mars'a seyahat etmek istiyor yani. O derece kafaları yani. Biz ülke olarak neyi düşünüyoruz? Lan diyoruz, ayın sonunu nasıl getireceğiz? Güzel bir ülke olsun, huzurum olsun. Biz bu kafadayız. Adamlar ne kafada var? Yani anlatabiliyor muyum? Maalesef biz 15-20 yıl geriden geliyoruz. Bu handikap bizim için. Ama bunu aşabileceğiz. Dediğim gibi gittiğiniz zaman oraya, en azından başka ülkelere de kapı açılmış olacak sizin için. Kal 3 sene, daha sonrasında git Fransa'ya, git Hollanda'ya, git İsveç'e. Oturumun var artık senin. Avrupa ülkelerini gezme hakkın var artık. Böyle hesap edeceksiniz, böyle bakacaksınız. Kaldı ki kalacağınız köyler, emin olun, deniz kenarında köyler var, dağlık alanda var. Çok harika yerler var. Gidip Google'da bakabilirsiniz, araştırın. Üstüne bir de para veriyorlar, yani daha ne yapsınlar? Hatırı sayılır derecede insan alacaklar. Gördüğüm benim, ortalama bir köyde 12 bin kişi yaşamak zorunda bunların hesabına göre. Şu an hali hazırda 5 bin kişi kalmış, 4 bin kişi kalmış köy. Habire kan kaybediyor, habire insan kaybediyor. Habire şehirlere göç alıyor ve köyler tamamen boşaltılacak durumda. O durumdalar. Ortalama bir köyden söylüyorum, 12 bin olması lazım. 5 bin kişi var, 7 bin kişi yapar. 7 bin kişi lazım. 7 çarpı 10 yapın, 10 köy yapar, 70 bin kişi yapar. 70 bin kişi alacaklar ve bunu 90 gün içerisinde, yani 90 gün dediğim, size bu projede onay verdiler diyelim, 90 gün içerisinde tası tarağı toplayıp hemen oraya yerleşmeniz gerekecek. Ve ben eminim ki kim başvuracaksa, kim başvuru yapabilirse, becerebilirse, ben inanıyorum ki oraya gidecek, oraya entegre olacak ve hayatı değişecek. Buradan bir kişi bile bu dediğimiz şekilde İtalya'ya gidip köylerine yerleşip başarabilirse bizim için büyük başarıdır, kazanımdır. Kimselerin ne dediğine bakmayın. Kimse ne söyledi, kim ne yaptı, kim sizi aşağı çekti. Gurbetteki arkadaşlar mesela hangi ülkede yaşıyorsa adam oraya yorum yazıyor. Diyor ki ya diyor, buraya gelinir mi diyor. Bura bitti, hayat bitti diyor. Para kazanamıyoruz diyor. Ekonomi yok orada diyor. Ya kardeşim, madem öyle sen niye yaşıyorsun orada? Ya da sen neden sürekli orada yaşıyorsun? O zaman dön sen de memleketine. Dönmüyor. Niye? Çünkü diyor ki ben paylaşmak istemiyorum ya. Ben söylersem bunlara diyor, gelecekler diyor. Onlar yiyecek. Paylaşmıyor. Egoistik yapıyor. Ben buna karşıyım. Her kim ki yurt dışında insanlar size diyorsa ki ya buraya gelinmez, hayat bitmiş, para kazanılmıyor falan filan, arkadaşlar dinlemeyin. Avrupa ülkesi için konuşuyorum. Diğer ülkeler için bir şey konuşmuyorum. Avrupa için kim ne söylüyorsa aşağı çekiyordur sizi, inanmayın. Siz kendi doğrunuzdan gidin, umutsuzluğa kapılmayın ve gereken neyse kendiniz yapacaksınız. Al sana İtalya seçeneği. Adam 28 bin avro para verecek, üstüne üstlük ülkede yaşayacaksın, oturum alacaksın. 3 yıl sonrasında da Avrupa Birliği ülkesindeki bütün ülkeleri gezme ihtimalin var, çalışma ihtimalin var, orada yaşama ihtimalin var. Bunu iyi değerlendir. Bunun üzerine düş. Bu video buraya kadar. Umarım
mesajımı almışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın ve paylaşın. Paylaşın arkadaşlar, her şeyinizi paylaşın. Bilgiyi paylaşın, bu videoyu paylaşın. Ailenizle, akrabanızla, arkadaşınızla, düşmanınızla bile paylaşın. Siz neyi paylaşırsanız o sizin için çoğalır. Siz neyi başkaları için isterseniz o sizin hayatınıza gelir. O çoğalır. O yüzden bu felsefeyle hareket edin. Hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.